Torunumdan özür diliyorum. Bravo. Yapay rüyalar gördürmek mümkün müdür? Bal gibi mümkündür. Benim cinim senin cininle irtibata geçtiğinde ben beynini okumaya başlarım. Bu şeye benziyor mu? Sabır akayım işte. Bu Matrix filmi var ya hocam. Evet, Matrix işte dediğimiz bu. Hocam şimdi bir şey soracağım. Mesela benim ismim Orhan. İşte soy ismim Karaağaç. Mehmet Ali Bulut hocamın biraz böyle bana bakışını da merak ediyorum. İşte elim, yüzüm, çizgiler, hatlar. Böyle siz bana baktığınız anda benle alakalı şahsiyet analizi yapabiliyor musunuz? Yok, bunu yapmam. Bunu yapmam çünkü yaparsam sen zarar görürsün. Öyle mi? Evet. Ben onu yapıyorum. Şunun için yapıyorum. Yani ki yaklaşık bir 5 senedir artık el mel yüz falan bakmıyorum. Fakat bakmadığınızı biliyorum. Sadece genel bir soru. Tabii. Olarak. Fakat şu var. Benim bir müdahale etmem onun bir acil durumu içindir. Acil bir durumu. Yani yüzüne baktığım zaman neyi genel manada şu. Genel anlamda gidişat doğru yönde gidiyorsa, problem yoksa ben bir şey demem ama bakarım. Hasta olmaya yönelmiş veya bir krize doğru gidiyor. Hı-hı. Yahut diyelim ki o anda, o dakikada bir problem gündeme gelmiş. O zaman dikkat çekerim. Kardeş şu an şöyle şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap derim. Yani eskiden şunu yapardım. Baktım bir kriz var. Bu kriz nedir? Anlamak isterdim. Bakardım eline. Şunu yapma derdim veya bunu yap derdim. Ama şimdi artık bunu yapmıyorum çünkü çok ağır geldi. Çok bedel ödedim bundan dolayı. Allah Allah. Evet. Ya çünkü belli bedel ödedim derken şu muhatap olduğunuz kişi mi? Hayır. Karşı çıkma durumu oldu. Hayır. Yani bu siz bir tür evrenin mekanizmalarını bozuyorsunuz. Mesela geliyorsun bakıyorum diyorum ki ya bu çocuk şizofreniye doğru gidiyor. Şuraya müdahale etmek lazım diyorsun. Yani iyilik olsun diye. Oraya müdahale ediyorsun. Fakat evrensel yazgı diyor ki o onu hak etmişti. Sen hangi bedelle onu oradan kurtarıyorsun? Yani bunu kurtar. Yani şimdi durup dururken hiçbir sıkıntı, hiçbir bela, hiçbir iyilik insana gelmez. Biz sınavdayız ve bunu düzenleyen, ayarlayan kudret-i ilahiyedir. O da asla abes yapmaz. Yani başına bir iş gelecekse sen bunu hak ettiğin için gelir. Dalına takıldığın ağacın kökünden gelen bir araz gelip seni bulacak. Ben seni bundan alıkoyduğumda bu bir tür büyü veya sihirdir. Öyle mi? Evet. Görüyor diyorsunuz? Evet. Öyle oluyor. Ya zaten öyle oldu. Yani ben mesela bana rüyamda denildi ki şu işi bırakmazsan gözünü alacağız. Devam edersen kalbine vuracak. Ben şimdi böyle bir arkadaşla sizin gibi böyle sohbet ederken bir anda gözümün içi kan doldu. İçerideki seyyar damarlar patladı ve benim gözümün içine kan doldu. 4 ay kör yaşadım. Sonra gözüme hani mil çektiler denir ya. Gözüme mil çektiler. 3 mil ile girdiler. İçindeki sıvıyı aldılar. O sıvının yerine bir şey bu tüplerdeki gaz sıvısı var yani. Öyle bir sıvı bastılar. Gözümün içine 21 günde öyle bekledim. Sonra tekrar gözüm iade olundu. Ama ikinci şeydir bu yani gözümün içindeki ak değiştirildi. Niye içindeki şeyler patladı? Bu kimseye ben bunu söyleyemem. Bunu ancak ben biliyorum. Yani uyarıldım, gözün gider. 5 dakika içerisinde kör oldum. Niye? İnsanlara dair bir düzenek, şimdi evrende bir düzenek var. Bir kainatta mesela diyelim ki isimler var. Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Ve her isim müstakildir, bağımsızdır. Dolayısıyla Kahhar ismine yöneldiğin zaman o Kahhar isminin enerjisi tecelli eder. Ve vurulman istediğin şey oradan gücü alırsın, pat diye bırakırsın adamın üstüne, adama kahredersin. Bunu yapmanın evrensel hukuk açısından hak edilip edilmediğini sen bilmiyorsun. Sadece o andaki öfkene kaplıyorsun veya birisine dayanarak diyorsun ki Allah'ım bunu kahret ve Kahhar ismine yöneliyorsun. O sonra ona adamı vuruyorsun. Sen bir zulüm yüklendin. Veyahut da gençlik dönemlerinde bu oluyor. Çok net görülüyor. Mesela 25-26 yaşlarına kadar bir çocukta envai türlü psikolojik problemler çıkıyor. Kendisini gerçekleştirme noktasında. Tam evet. O sırada ayarlama yapılıyor. Çünkü çocukluktan, sebavetten gençliğe geçerken bir takım hadiseler yaşanır. Gençlikten normal aklını kullanacağın döneme geçerken bir takım olaylar yaşanır. Bu olayların yaşanmasının sebebi senin yazgındır. Yani bunu Allah yazdı diyoruz ya ama Allah yazarken dur ben Orhan'a şöyle yapayım, Mehmet'e böyle yapayım yazmaz. Ya Orhan'ı kendisinden inşa ettiği insanların bıraktığı
malzemeden var eder. 254 tane anne babanın bırakmış olduğu maddeden seni var eder Allah. Eyvallah. Bunların içinde ne tür arazlar var? Sana yüklenen program crack midir? Orijinal midir? Veya efendim annen sana o şeyi yüklerken, zihin yapısını sana yüklerken, çünkü annen sana öğretti soğuğu, sıcağı, kırmızı, yakını, uzağı, dostu, saygıyı, dili, dini, inancı, imanı, hepsini sana annen yükledi. Bu kadının bildiği doğru muydu ki sana doğrusunu yüklemiş olsun? Yani. Hayır. Yanlış ise yanlışı yükler. Bir şey sorabilir miyim burada? Hocam şimdi mesela ben bir arkadaşımda bir şey yapıyor, yaptığı, yani yapmasa bile yapacağını meylettiğini gördüğüm anda uyarıyorum. Tamam. Ve diyorum ki kardeşim bak bunu yapma. Ha. Bu güzeldi. Sizin bundan hariç bunun ötesi, başka sizin ki, yaptığınız neydi ki uyarıldınız? İşte benim yaptığım. Siz daha ötesine mi gidiyordunuz? Evet. Onun ötesine geçiyorum. Diyorum ki şunu yap, bunu yap, şu esmayı şu miktar kullan. Şöyle şu vakitlerde. Bir şey görüyordunuz orada. Evet. Diyorum ki bunu yapma ki bu bela sana gelmesin. Ama hak etmiş belayı. Tokat yemesi lazım. Ama siz tokadı önlüyorsunuz. O zaman tokat dönüyor. Madem ki mesela bizim bir sıkıntım var. Sana bir ceza kesmişler. İcraat yapacaklar. Ben onlara diyorum ki Orhan benim adamımdır. Benim için bağışlayın. Ben bir bedel ödemez miyim onlara? Eyvallah. Bu oluyor işte. Hı. Oyundan sonra dokunmadım. Herkes çekeceğini çeksin. Ha şimdi diyorum başa gelen hiçbir şey Allah'ın sana dayatması değildir. Senin davetindir. İmam Bilgi Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi vardır bu konuyla ilgili. Diyor ki her insan akrabalarının eseridir diyor. Akrabalar da diyor geriye doğru 7 göbektir. 7 göbek. Bu da 254 anne baba yapıyor. 254 anne babanın aldığı ahlar, dualar, iyilikler, kötülükler, zulümler, başkasının hayatına müdahale etme, gınama, küçümseme, büyükleme. Bunların her birisi sende tortu ve araz bırakır. Veyahut da mesela diyelim ki 5000 sene önce senin atalarından bir tanesi Afrika'dan geldi ve insan yemiş. İnsan eti yemiş. Bu kayboluyor mu? Hayır. Hayır. Bu gen oraya yazılıyor. Ve insan eti yemiş geçmişte ataları kendi içinde geni var. Senin etin, kemiğin, varlığın, düşüncen, programın bunlardan oluşuyor. O programın içerisinde geçmişte senin dedelerinden bir tanesi bir kızı büyüyle kandırıp almış. Almış. Misal söylüyorum. Senin kızın o yaşa geldiğinde torunlarından birisi kızı aynı şekilde iradesi elinden alınacak bir noktaya gelir. Şöyle deriz. Ay çocuk da çok aslında çok başarılıydı. Böyle birdenbire durdu. Bu yedi göbek boyunca mı olur hocam? Yoksa bir yerde mi patlar? Ya bir yerde patlar. Hı. Yani yedinci dedenin geriye doğru gitti. Yedinci dedenin bir ahını da yedinci torun yani ödeyebilir. O manada söylüyorum. Anlıyorum. Çünkü bunlar VTR'ler gibidir. Öyle düşün. Fragmanlar gibidir. O fragman bilinç altında bütün neslin kanına yükleniyor. O nesilden gelenlere. Kim o fragmanı yapmaya meyledecek arzuya sahip olursa o onda açığa çıkar. Yani sen baban dede, şey adam öldürmüş. Geçmişte gaddar bir adammış. Misal söylüyorum. Dedelerden birisi. Ama sen mazlum, masum, usule erkana uyuyorsun. Sende onu var etmez. Varsa bile kazain yapar. Böyle seni açar. Çünkü niyetin de esastır. Yani kişinin niyeti, hayra hizmeti. Bütün bunlara rağmen, o var olanlara rağmen bir insan kendisini sünnet seniyet çizgisinin içine çeksin. Birçok şeyden kurtulur. Neden? Eyvallah. Çünkü Resulullah'ın hal ve hareketlerini taklit etmeye başladığın zaman orada hayır esaslı olduğu için şer sende tecelli etmez. Vardır. Açığa çıkmaz. Burada bir şey soracağım o zaman. Hatta bir şey söyleyeceğim gibi. O zaman hocam biz bugün yaptıklarımız yedi kuşaktır birikenlerin faturası gibi evet. Anlaşılıyor. Evet. Öyle. İrademiz nerede? Hak edişlerin büyük bir kısmı insanların başlangıç şartlarını değiştiriyor. Bak bu çok mühim. Akıbet senin aklına ve iradene bağlı. Hmm. Başlangıç şartları ne? Sen zor başlıyorsun. Zor bir çocukluğun oluyor. Veya o dedelerin yaptıklarından dolayı önüne bir takım maniler, engeller geliyor. Yahut şeyler çıkıyor. Mutluluklar yani herkes sana hizmet ediyor. Önemli bir zatın torunu olursun, dua alırsın. Sende Allah irade ve akıl var etmiştir. Bunların hepsinden bağımsız olarak. Eğer sen iradeni hayır yolunda kullanırsan ve ilahi mesajı dinler ve iradeni o noktada kullanırsan sende var olan dürtülerin büyük bir kısmı durur. Ama sen
bu şeylere uymadığın zaman, yani ilahi emirlere uymadığın zaman kendini random bırakıyorsun. O da random geliyor, tak diye yakalıyor seni. İşte ilk dönemlerde, ilk 25-30 yıl içerisinde ben onu görürüm. Mesela derim ki ona, 24 yaşına kadar kendini 24 yaşına sağlıklı ulaştırmak için çabala. Yanlış yapmamaya çalış. Biriktirme. Tortularını çoğaltma. Çünkü 24'ten sonra aklın başına gelecek. Neden? Çünkü insanların büyük bir kısmı ilk 13 ile 25 arasında bilmeden yüklenirler. Kuş öldürürsün. Bir kuşun kafasını koparırsın. Bir yılan. Yılan bile haksız yere öldürüldüğünde gelip hakkını senden alır vallahi. Efendim yılan zararlıdır. Ben bunu hayatımda yaşadım. Kertenkele çok öldürdüm. Dediler ki kertenkele öldürmek sevaptır. Bir gece beni sorguladılar. Aldılar. Kertenkelenin kralının huzuruna götürdüler. Ertesi gün uyandım. Bana işaret olarak vücudum kertenkele gibi kabarmıştı. Hemen doktora götürdüler. Hocam çok acayip şeyler söylüyorsunuz. Evet. Evet. Acayip şeyler söylüyorum ki sizi korkutayım. Ama bu korku sizin lehinizedir. Yani yaptığınız her şey Allah görüyor ve hepsi kaydoluyor. Niye 24 yaşına kadar demiştiniz hocam? Yani 24'e kadar sağlıklı de kastı şu mu? Sadece fiziki olarak değil, faaliyet olarak, davranışsal olarak da bir düzgün yani. Düzgün yaşayacaksın. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, bravo. O asıl. Müstakim gideceksin. Yani müstakim gittiğiniz zaman esasında yolun kenarına patikalar var. Siz ona daldığınızda başınıza neler gidecek veya yol nereye gidecek bilmiyorsunuz. O yüzden müstakim kal. Peki ben 24 yaşına kadar yapmış olduğum yanlışlardan... Ama bak 24'de takıldın. Tamam, ben o şahsa özel söyleyeyim. Tamam. Bir yaşa kadar yapmış... Bir 30'dur. Bugün ben 30... Yani şu vakte kadar yapmış olduğum yanlışlardan benim 7 kuşak itibariyle torunlarım mesul mü? Ya irade olarak söylemiyorum. Yani yok. O gen evet, kodlarına yerleşiyor evet, mu? Evet, yerleşiyor. Ben bugün yapıyorum ama 7 kuşak... Bak ben bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşın hanımı... Torunumdan özür diliyorum. Bravo, bravo. Tam bunu yapacaksın. Torunumdan özür diliyorum. Torunuma bıraktığım sorunlardan dolayı ey Rabbim senden özür diliyorum. Bravo. Eyvallah. Ben bu her gece yapıyorum bu duayı. Ben bu gece her gece bu duayı yapıyorum. Ya Rabbi bilerek bilmeyerek çocuklarıma bıraktırdığım veballerden onların hayatlarını kısıtlayacak, onların yaşayacağı faturaları azdıracak, hikayelerini güçleştirecek hallerimden tövbe istiğfar ediyorum. Sadaka veriyorum. Gerçekten yapıyorum. Temizlemek için. Temizlemek için. Eyvah hocam. O masuma bir şey kalmaz. Günahı yok. Senin dalına takılmaktan başka bir günahı yok. Yani senin dalına takıldığı için senin mirasın ona hak oluyor. Genetiğin de ona hak oluyor. Ama yine de bu geldi diye zalim bir babanın çocuğu bile olsan sen Kur'an'ı duyarak, Hazreti Peygamber'e uyarak o zulmü kendin tahakkuk ettirmezsin. Böylece onun zulmünün kimyasalı sende bulunduğu halde açığa çıkmaz. Çünkü ona fırsat vermezsin. Bu çok mühim. Akıl ve irade yani iman ile birleştikleri takdirde doğru yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Siz doğru yaptığınız zaman mesela en azından bizim bir incirimiz vardı çok güzel ama şey çabuk çürüyordu içini. Ben onu aşıladım. Kolun bir tanesini bıraktım bir tanesini aşıladım. Aşıladığım koldan bir incir çıktı. Aynı kök. Muazzamdı. Yani kökü duruyor. Şuradan bir kol çıktı bak. Kesmedim. O kökün bir dalında yine çürüyen incirler vardı. Öbür dalında harika, güzel incirler geldi. Bakın bu insandır işte. Diyorum ki ne kadar kötü bir soydan gelirsen gel. Ne kadar yüksek hak edişlerin var ise olsun. Ama sen iradeni doğru yönde kullandığında, vahye uyduğunda düzelirsin. Arkadaşımızın hanımı dedi ki ben her gün teheccüde kalkıyorum 10 yıldır. Ama o anlatılan hazzı, haşyeti, huşuğu alamıyorum. Ben de öyle boş bulundum. Baban mı alkolikti, deden mi dedim. Dedi dedem alkolikti, babam içer. Şimdi ne yaptık? Bakın hiç alakası olmayan bir şey söyledi. Ben huşu duymuyorum, o haşyeti alamıyorum. Halbuki yapıyor bak 10 yıldır. Her gün teheccüde kalkıyor. Bu güzel bir nimettir. Muazzam bir iradedir. Hayra yönelmiştir. Fakat o lezzeti alamıyor. Lezzeti eksik. Neden? Çünkü lezzeti almaya vesile olan sensör daha öncekilerin yapmış olduğu katkı maddeleriyle tıkanmış. Elembi bozulmuş. Anlatabildim mi? Bu çok mühim bir meseledir. Ama bu insanlar henüz bunu anlamadılar. Yeni yeni uyanmaya başladılar. Çünkü efendi 10 yıldır bu tadı alamadıysa devam edecek zaten de. Evet. Onun için şöyle dedim. Bir yerde geri gelecek. Evet, geri gelecek. O sensör temizlenecek. Tabii. Dedim ki çünkü Allah diyor فَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana yakın gelinceye kadar ibadet et.
Yani ben bu ibadetten lezzet almıyorum, bırakayım. Bitti. Gelmez daha. Et ki, devam et ki senin sensörlerin açılsın. Bir şey soracağım hocam. Sizin bu alaka göstermiş olduğunuz alan sizin kuşağınız, neslinizde var mıymış? Yani 7 kuşak itibariyle meşgul oluyorlar mıymış? Benim bana bakınca bir şey görüyorsunuz benim, diyorum ya. Benden önceki 1, 2, 3, 4. dedem. Molla Hüseyin böyleymiş. Evet. Yani insanlara temas eden, insanlara dokunan, öyle büyücü, sihirci, muskacı falan da değil. Salt, insanlara iyilik olsun diye çabalayan bir insan. Hakikaten böyleymiş yani. Hani çizgiler var. Üzerinden bir okuma demem mi? Doğrusu ifade nedir bilmiyorum ama okuma kabiliyeti de biraz var. Var. Yani hani bu şey de var. Şifacılık var asıl mesela. Bu şey gibi algılanıyor ya hocam. Bu ne kadar? Buna muhtemelen çok kızıyorsunuz da hani işte eldeki çizgilere bakıp bir şey görme. Hı. El falı gibi. Tamam. Yani algılanıyor. Sizinki çok başka bir şey. Yok yok yok. Ya el falı gibi diyecekler. Bu normaldir yani. Çünkü bunu yapanların büyük bir kısmı aslını görmeden bir iki şey biliyor. Yani matematik işlemleri biliyor. Şey işte eksiltme, çoğaltma, hani çarpım, onları öğreniyor. İntegral hesaplarına girmezse problem yok. Ama integral hesaplarına giriyor. Girme oraya. Şimdi ben sana şunu söylesem. Kardeş, sen iyi bir medyacısın. Yani insanlar arası ilişkilerden. Nereden çıkardın? İşte şu işaretten dolayı. Misal, ben sana desem ki sen programcı olacaksın. Sunucu olacaksın. Bu bir kehanettir. Bu bir şey değildir. Bu bir yani el ile ilgili bir çizgi değildir. Siz elden edebiyata yönelmeyi görürsünüz. Siz elden iyi bir eğitimci olduğunu görürsünüz. Ha, ama sen profesör olacaksın dediğin zaman halt ediyorsun. Fal odur. Evet. Ha denmez mi? Bal gibi denir. Çünkü bu meselede kullandığın sadece çizgi değil. Karşılıklı bende bir cin var, sende de var. Resulullah da bunu söylüyor. Benim cinim senin cininle irtibata geçtiğinde ben beynini okumaya başlarım. Sen de okursun esasında. Sen farkında değilsin, ben farkındayım. Hocam korkutmayın. Bir insanın elini tuttuğunda ben onun kitabını okurum artık. Bitti. Kitabı okunmaya başlar. Ama ben tam mı okuyabiliyorum? Hayır. Fakat öyleleri var ki kitabın özünün özünü okuyor. Okuyabilir. İnsan bu çünkü. Aramızdan peygamberler çıkıyor. Kusura bakmayın. Bu insan sıradan bir varlık değil. Ya. Çünkü bir istidraç var, bir keramet var, bir de vahiy var. Allah bütün isim ve sıfatlarını bu insana yükledi. Yetmedi. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ Ve Allah kendi ruhundan insanın içine koydu. Allah var senin içinde. Bir parça ilah var. Bu seni görmez mi yani? Eyvallah hocam. Sana baktığı zaman göremez mi? Göremiyorsan sen körsün. Ben ne yapayım yani? Nereye getireyim? Ben şöyle mi anladım hocam? Yani bu yüzdeki çizgiler, eldeki çizgiler okumasını bilen için. Evet. İnsanın şifresidir. Kesinlikle. Daha ötesi. Çözersen çözdün. Yani bir yerini çözmüş oldun mu? Çok. Çok yerini. Çok. Ancak şimdi normalde edep sahibi olmak lazım. Çünkü eyvallah. İleride olacak bir şey görülüyor. Belki bu adam İleride bir yerlerde bir şeyle karşılaşacak ve tövbe edecek ya. Bir tövbe edecek. İstiğfar edecek. Ve tövbe ve istiğfar ettiği zaman Allah onu programdan çıkaracak. Ama ben sana desem ki 45 yaşından sonra şöyle olacak Orhan. Sen bunu yazarsın. Çünkü artık bu sır olmaktan çıktı. Çıktı. Ketebe durumuna geçti. Ve sen kendin davet etmeye başlarsın. Zihninde daima vardır. Ben sana diyorum ki 45 yaşından sonra sen araban 3 metre yüksekliğinde 2,5 metre bir tünele gireceksin. Çakmadan çakacaksın şeye, tünele. Olmayacaksa bile yaparım mı diyorsun? Ondan sonra evet. Zaten var sende yani. Sen onu beslemeye başlıyorsun. Burada bir şey söyleyeceğim. O açıdan yani başlangıçtaki cehaletliklerimden dolayı ben Allah'tan çok özür diledim. Çok dua ettim. Mesela eski dua kitabımı yaktım. Şeyin içine koydum. Sirkenin içine soktum. Çünkü orada şifreler vermiştim insanların eline. Uf. Yani şu ismi şu vakitte şu kadar tekrar edersen şöyle bir sinerji çıkar. Kadıncağızın birisi geldi. Dedi ki hocam işte kocamla aramızda bir soğukluk var. Tekrar muhabbeti oluşturmak istiyorum. Şey belli yani kadın kocasını seviyor. İstiyor ki hani o eski şeyleri gelsin. Ben cahilce ona bir şey verdim. Bir isim verdim. Şunu günde 3000'e tamamla dedim. 3000'e tamamla. İki ayı bulmaz Allah'ın izniyle dedim. Tabii şimdi cahilce bir şey yapıyorsunuz. Ben bir insanın üstüne sevgilerin akmasını hani, o sağlayacak bir isim veriyorum ona. Şimdi ben sadece
fiktif olarak kocasının sevgisini organize edecek bir şey vermedim. Ben genel manada pozitif olanın negatife doğru enerjisini akıtacak bir yüksek şey verdim ona. Burada yüksek bir ihtiyaç var ettim. Burada var olan enerji bu tarafa aksın diye. Ama orada sadece kocasında yok ki enerji. Hasan'da da var, Mehmet'te de var, Ziya'da da var. Geldi bana iki ay sonra. Hocam ben bizarım. Hayırdır? Dışarı çıkamıyorum. Niye? Erkekler kilitlenip kalıyor bana. E sen bunu istedin. Hocam. Bu program bitmez Esat, ben tamam. Yani sen bunu istedin dedim. Yani kocan beni sevsin. Ama ben sadece kocanın frekansını sana yönlendiremedim. Dolayısıyla bu ilimlerin hepsi tehlikelidir. Çünkü şimdi bunlar gaybı bilme ilmidir. Saadettin Konevi Hazretleri'nin Abdülkadir Geylani'nin Şecere-i Numaniyesi'nin tevili vardır. Orada gayb 5 tanedir. Bunun 3 tanesi bilgi eksikliğindendir. Şimdi mesela diyelim ki atıyorum Çin'e gittik. Çin'de bir yoldayız. Trink ışık yandı. Fakat sen Çin'in rakamlarını, yazılarını bilmiyorsun. Kaç metre sonra, kaç kilometre sonra bir istasyon gelecek, nerede ne yapacağız, sıkışmış vaziyettesin, şeyde yandı, kilometrelerce geliyoruz, yakıt bitti diye. Nasıl bir panik içinde olursun? Sonra dönüp bana bakıyorsun, rahat adam, hiç aldırmıyor. Niye? Çünkü ben az önce bir levha okudum. O levhada diyordu ki, 5 kilometre sonra bir dinlenme tesisi var, orada yakıt da var, tuvalet de var, yemeğini de yersin. Ben rahatım. Ama o panik içinde ne yapacağız? Ha şimdi durdu, ha şimdi durursa ne olacak? Bu böyle bir şeydir. Siz insana dair işaretleri bilirseniz, o insana nasıl davranacağını bilirsiniz. İşaretler yoksa panik edersiniz. Ha bir de şu vardır. Ben bu işaretlerin üzerine biraz gidebilir miyim? Eskiden, evet. Eskiden ben insanlara acıyordum. İlla bu halden kurtarayım diye. Şimdi umurumda değil. Çünkü herkes gerçekten hak edişini yaşamak zorundadır. Tövbe istiğfar etsin. Öneriyorum. Tövbe istiğfar edin. İstiğfarınızın kabulü için sadaka verin. Bir meşhur şey vardır. Aziz Mahmud Hudayi tahmin ediyorum veya Üftade Hazretleri. Tam da bilemiyorum şimdi. Bizim o esmer vatandaşlardan bir tanesi bir rüya görüyor. Genç. Muhteşem bir rüya görüyor. Geliyor diyor ki üstadım ben bir rüya gördüm. Benim rüyamı tabir eder misin diyor. Tabir eder misin? Dinliyor rüyasını. Bu adam vezir olacak diyor. Ulan bunun olması yok. Mümkün değil. Çünkü vezir olmanın şartları var. Bu vezir olmayacak. Nedir bu rüya diyor filan. Sonra diyor ki hele evladım sen bekle diyor. Yanında oturuyor. Herhalde bu rüyanın sahibi gelecek diyor. Tak diye saraya yakın ailelerden birisinin senin gibi genç güzel yüzlü bir oğlu geliyor. Oturuyor. Diyor ki efendim ben bir rüya gördüm. Şimdi sen bekle diyor. Benim bir rüyam var satın alır mısın diyor. Sana vereceğim diyor. Nasıl olacak diyor. Rüyayı satın alacak. Ben sana o rüyayı vereceğim diyor. Sen ne kadar verirsin diyor. Efendim ne takdir buyurursanız. Yok yok diyor öyle basit değil diyor. Bir altın hayır diyor. 10 altın hayır diyor. 50 altına diyor. Ben 50 altına bu rüyayı sana satarım diyor. Gerçekten bak böyle bir hadise. Olurdu olmazdı şuydu buydu filan. Tamam diyor. Bu ne yani verebilecek durumda zaten. Yani ben 50 altın diyorum belki daha az veya çok olabilir. Yani misal biraz abartıyorum işi olabilir. Tamam efendim diyor. Çingene diyor ki sen diyor sattın mı rüyanı buna diyor. 50 altın satılmaz mı rüya? Rüya yani. Bir rüya basit bir rüya. Sattım efendim diyor. Sattın mı? Sattım efendim. Sattın mı? Sattım efendim diyor. Aldın mı? Aldım diyor. Peki. Anlat rüyanı diyor. Anlatınca dönüyor. Orhan, 3 vakit falan değil. Bir müddet sonra önün açılacak ve sen vezir olacaksın hazırlığını yap. Satın alan kişi. Evet. Allah Allah. Çünkü saraya yakın. Zaten şeyde imkanı da var. Bunun içine mensup olduğu kavimden dolayı vezir olma ihtimali yok. Diyor ki ona sen vezir olacaksın. Bir şey soracağım. 50 altın verir misin lan? 100 altın da veririm diyor. Ver şimdi o zaman altını. Şimdi o rüyayı satın almamış olsaydı yine de olur muydu? Bilmiyorum. Vezir olur muydu? Bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Hani insan tam insan haklı bu soruları. Şöyle olsaydı şöyle olur muydu? Ama hocam hiç böyle bir şey yok. Hayır böyle bir şey yok. Yani şimdi ama evet, orada bir sembol şimdi, var. Yani rüyanın tamam da, satılması, alınması sembolü var ya. Tamam sembol var. İşte mukadderat sebep sonucu aynı anda
tecelli eder. Yani o sebep orada ayrı, olacaktı. Sebep ayrı, sonuç ayrı olmaz. Hmm. Efendim adam oku çekmiş de, adam vurmuş da atmasaydı ne olurdu? Bunu soramazsın. Madem ki bir öldürme vakası var, bu oka bağlıdır. Bu böyledir. Eyvallah. Bir şey soracağım. Sor. Hocam şimdi konuşmamızın başladığından beri, yani yayına geçmeden evvelki konuşmalardan içerisinde sizde hani bu çizgiler, yüzdeki ifadeler, isim falan filan dedik işte nesilleri de söylerken iki şey öne çıkıyor. Bir, rüyaya verdiğiniz ehemmiyet, çünkü kendi hayatınızdan da örnekler veriyorsunuz. Ben uyarıldım diyorsunuz. Ertesi gün kalktım, vücudum tırnak için sizin ifadenizle söyleyeyim, kertenkele gibi kabardı diyorsunuz. Evet. Bir diğer de matematik, yani rakamlar. Evet. Önemli mi bunlar? Çok. Biz hiç önemsemeyiz ya. Yani bizim için çok özür dilerim. Sabr rakim. Matematik ya, bizim için yani. Şeydir hocam. Yani ekmek almak, işte para üstü, para altı hani filan böyle şeylerdir. Ya Allah işte... sadece dijitali kullandı. Dijital. O ne demek hocam? Rakam. Ha. Bugün Eshab-ı Rakim'i sen anlıyor musun nedir Eshab-ı Rakim? Eshab-ı Kehf ve Eshab-ı Rakim. Orada değil. Min ayatına acaba. Sen bu Eshab-ı Kehf ve Rakim'i bizim acayip ayetlerin işlerimizden mi zannediyorsun? Evet, acayipmiş. Bugün şu anda seni, beni, bu ortamı, şudur her şeyi şeylere, rakamlara yüklüyoruz. Bir yere kaydediyoruz. Sonra o rakamları çözeceğiz. Televizyonlarda canlı canlı konuşacağız. Bu şeye benziyor mu? Eshab-ı Rakim işte. Matrix filmi var ya hocam. Evet, Matrix işte dediğiniz bu. Rakamlar dökülüyor. Akıyor rakamlar. Böyle durmadan. İnsanların sürekli üzerinde rakam. Yaşıyor falan. Yani bunu nasıl kaydediyorsun ki yani? Rakamdır. Yani o şeyler üzerinden yapılıyor. Allah Allah. Tabii ki. Bazen ben diyorum ki Kur'an harflere dökülmüş bir kainattır. Kainat şekle büründürülmüş bir Kur'an'dır. Elimizde Kur'an var ya. Onu okuyorsun. Onun şekil almış halidir kainat. Ve böyledir. Çünkü Cenab-ı Hak buna Kur'an dedi. Kur'an yokken ben Kur'an'ı okunabilir kıldım diyor. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Sonra halakal insan diyor. Daha insan yaratılmadan önce bu alemi okunabilir bir kitap, bir Kur'an yaptım diyor. Halakal insan allemehul beyan. Eyvallah. Sonra insanı yarattım ve ona, o da o kitabı okuyup beyan etti. Beyan rakamlardır. Matematiği bilmeyenin musikisi olmaz. Musikisi olmayanın kalbinin frekansı yoktur. Doğrudur, aşık olamaz. Sevemez yani. Çünkü ilahi aşk ancak o frekanslarla olur. Matematiğin yoksa bir şey yoktur. Şimdi bakın. Dedik ki baştan 5 gayb vardır. Bunların 3 tanesi bilgi yoluyla anlaşılabilecek şeylerdir. Lokman suresinin son ayeti bu mugayyibat-ı hams, 5 tane gayb dedikleri bir gaybtır. Bir, innallah indav ilmü sa'a. Diyor ki saatlerin ilmi Allah'ın yanındadır. Eskiler saati sadece vakit, Kur'an, kıyamet bildikleri için demişlerdir ki kıyameti Allah'tan başka, ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmez. Böyle olunca kıyamet alametlerinden bahsettiğin zaman nereden çıkartıyorsun derler. Çünkü saat ilmini kıyametle özdeşleştirdi. Halbuki bugün timing dediğimiz mesele var. Time code demiyor musunuz? Şu görüntü şu dakikada şu time code'da, işte al sana saatin kullanılması. Eğer time olmazsa, timing olmazsa, time kodu olmazsa sen hangi görüntü nerededir nereden bileceksin? Bu da ilmi, saat ilmidir. Sen bir tane meteor geliyor, buradan kaç bin kilometre hızla giden bir uydu, bilmem kaç bin hızla, kilometre hızla giden bir uydunun üstüne, bir şey meteorun üstüne, bilmem kaç bin hızla giden, saatte 125 bin kilometre hız, 25 bin kilometre hızla giden dünyadan atıyorsunuz, 3 ayrı zamanı koordine ediyorsunuz, tak onun üstüne gidiyorsunuz, o aleti indiriyorsunuz. Bu bir timingdir. Ama bugün timing dediğin zaman sadece şey anlaşılıyor. Yani bizim Kur'an'da dediğimiz sadece kıyamet saati. Allah kıyamet saatini bilir. Tamam, ben de tahmin ederim. Çünkü bu bir bilgidir. Neden? Son iki ayette la tedri kelimesini okuyor. Sen anlayamazsın diyor ayet. İlk ikisinde böyle bir şey yok. İlk üçünde. İkincisinde yunezzilul gayta. Yağmuru o yağdırır. Yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmez. Allah'tan başka bir şey demiyor. Yağmuru o yağdırır. Hı. Ama bizimkiler şöyle demişler. Kıyamet saatini Allah'tan başkası kimse bilmez. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilmez. Karında, anne rahmindeki çocuğun ne olduğunu kimse bilmez. Halbuki ayet bunu söylemiyor. Ayet diyor ki ilim, saatlerin ilmi Allah'ın yanındadır. Yani siz çok azını kullanıyorsunuz. Ben kuluçkayı kuruyorum. 21 gün 7 saat. Sıcaklığını ayarlıyorum. İniyor, çıkıyor, soğutuyor, sıcaklatıyor. 21 gün 7 saat sonra tak 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 yumurtayı kırıyor. Tak civciv çıkıyor içinden. Ayar değil mi?
İşte bu. Yani şimdi bilsek ki, de bilmesek de bir matematiğe mahkum olarak yaşıyoruz aslında. Bir matematiğe bir vakti. Bu Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bir düzenektir. Ben bu düzeni anlasam, bu düzeni kendi lehimde kullansam ne abes bir şey olsun, niye yanlış olsun ki yani? Evet öğrendim. Şimdi rüzgarları bile ben sevk edebilirim, etmeliyim de. Rüzgarların yönünü başka tarafa çevirebilirsiniz. Çünkü bu da bir sebepler sonuçlar içerisinde gerçekleşiyor. Üçüncüsü, ve o ya'lemu ma fil erham, rahimlerdekini de Allah bilir diyor. Evet bilir. Daha olmadan bilir. Cenab-ı Hak için böyle bir şey yok. O zaman Allah'ın böyle bir şeyi kendisi için yazmasının ne manası var? Yani Allah zaten bilir. Yani onun öngörecek ilk sıfatı bilmektir. O gaybı da bilir, meçhulü da bilir. Ben anaların rahmindekini bilirim demek ne demekle Allah'lığına yeni bir şey katmaz. Sümehaşa. Ne katıyor peki? Çalış sen de bilebilirsin. Çalış sen de yapabilirsin. Çalış sen de görebilirsin. Ama sonra ikisine diyor ki وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Hiçbir kul yarın ne kazanacağını bilemez. İstediğin kadar uğraş. Bilemezsin diyor. Bu bilmeme işte gayb alanıdır bu. Öbürü وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاِيِّ اَرْضٍ تَمُوتْ. Hiçbir insan nerede öleceğini bilemez. Gayb budur. Fakat bununla birlikte ciddi bir şekilde siz bir el okuyucusu olarak hayatın hangi vesileyle sonlanabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ömrün uzunluğu, kısalığı tahmin edebilirsiniz. Ama şimdi normalde... Hocam siz böyle yaptıkça kameraman arkadaş da eline bakıyor durmadan da. Yani tabii normaldir, o da normaldir. Bak, o kadar dikkat çekici şeyler söylüyorsunuz tamam. Ki maşallah. Ama işte diyorum ki, şimdi mesela Cenab-ı Hak Hazreti Nuh ile yaptığı mükalemede diyor ki ben insanlara 120 yıl verdim. Bundan sonra 700-800 yıl yaşamayacaksınız. Çünkü siz ne kadar uzun ömür versem de bir kere bir tekrara düştünüz mü daha oradan çıkamıyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle. Atalar dini dediğimiz insanın kendi körlüğüdür. İçine düşüyorsun. Babam böyle yapıyordu. Baban halt etmişti. Sen düzel. Hayır düzeltmiyorsun. Bunu düzeltmezsen senin akıbetin mayalara döner. Vakit de daralıyor hocam. Bir tamam. Şey daha soracağım. Sor. Bunu tamamlayayım. Rüya demiştik ya. O da önemli benim için. Onu da... Ya rüya çok mühim. Elbette çok Çünkü mühim. Biz yeterince ciddiye almıyoruz işte, rüya. Alıştır alma. O da bizim problemimiz. Koca bir Kehf suresinin tamamı rüya üstüne inşa edilmiş. Kasas suresinin büyük kısmı peygamberlerin rüyasını. Allah'ın seven Yusuf suresinde kaç tane rüya var? Yusuf rüya görülüp kuyuya atıldı. Rüyanın, bir insanda rüyanın tasarlanması... Yapay rüyalar gördürmek mümkün müdür? Bal gibi mümkündür. Hatta rüyayı yani rüya yoluyla saptırabilirsin insanı. Efendim rüya gördürebilir misin? Bal gibi gördürürsün. İnsan beyninin arkasına bir mıknatıs koy ve yanına da bir şey fısılda o onun rüyasında gerçekleşir. İnsan beyni böyle. Çünkü sinyallerle çalışıyor. Diyor ki biz sana ey Muhammed rüyanın tamamını gösterseydik sen Bedir'e gitmeyecektin. Halbuki Allah Bedir günü onların haddini bildirmek için seni, onları sana az gösterdi. Sizi de onlara az gösterdi. Şımarıp gelsinler diye. Sana az gösterdik. Eğer sen rüyaya ben tamamını gösterseydim, burada şiddetli bir çarpışma olacağını sana rüyada gösterseydim, sen bir avuç Müslümanı oraya götürmezdin ki. Bak burada insan iradesine verdiği güce baksın. Allah'ın verdiği değere bak. Ben sana rüyanın tamamını gösterseydim, sen bu rüya ile ben bu insanları tuzağa atmayayım diye götürmeyecektin oraya diyor. Ama Allah gayrun favka ibadi. Bir şey yok mudur hocam? Mesela bu ne kadar doğru bir yaklaşım? Şimdi dediniz ya ben sana gelecekle alakalı bir şey söyle. Yani biz birine bir şey söylesek o olmayacaksa bile onun psikolojisi getirir. Getirir. Yani işte hani sizin örneğiniz 3 metrelik yere tünele 5 metre yükseklikte bir araçla girersen öleceksin desek. Ölmezsin de yani araba parçalanır. Desek o gün o saatte onu bir şekilde psikolojisi getirir ve onu yaptırır. Dediniz. Rüyalarda da böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani var. Ben bir rüyayı görüyorum. Onun etkisiyle aslında çıkmayacak, olmayacak hadiseyi de kendim olduruyorum diyebilir miyiz? Yoksa şimdi, rüyalar hayır. Rüya bir tabirciye anlatılmadıkça muallakta kalır. O yüzden tabirci çok mühimdir. Tabir ettireceğin, rüyayı tabir ettireceğin. Çünkü iki şey var. Rüyada bir tabir vardır, bir tevil vardır. Tevhili hikmet ehli yapar. Tam odağından vurur. 7 sene kıtlık olacak, 7 sene bolluk olacak. Ya veya bolluk, 7 sene kıtlık olacaktır. Bunu şeyler tabir etmeye çalıştırır kahiller. Bu ay işte inekler yıl demektir, 7 yıl ama ne olacak? Yani bilemediler aç ineğin, zayıf ineğin, semiz ineği yemesinin manasını bilemediler.
başakların orada bulunmasını bilemediler. Ama vahye istinad eden Yusuf Aleyhisselam dedi ki 7 bolluk yılı olacak. Ve 7 darlık yılı olacak. Eğer bu 7 bolluk yılında biz başakları, şeyleri, tohumları başağıyla birlikte korursak biz bu dönemi atlatırız dedi. Öbürleri de buğday biriktirdiler. Ama başaklarından çıkarmış buğdaylardı ve hepsi birinci, ikinci senenin sonunda kımıl ile yok edildiler. Çürüdüler. Dolayısıyla rüyanın, bugünün insanları en fazla rüyayı tabir edebilirler. Tevil edebilen de var. Tevil dediğimiz işte nokta atışı, gönlüne doğar. Sen anlatırken spontan tercüme gelir. Simultan tercüme gibi düşün. Sen bir rüyayı anlatırken rüyayı tabir edecek olan gönlünde mana oluşur, bilgi oluşur. Daha doğrusu mana kalıba dökülür. Bu bu demektir, şu şu demektir, bu demektir diye. Tabirde ise ay bu manaya gelir, bu toplum işte güneşe şöyle değer verir. Güneş baştır, işte ağadır, kraldır. Ha demek ki sen yüksek bir makamdan birisiyle karşılaşacaksın. Bu bir sosyolojik tabirdir. Bugün mesela ben rüya tabirlerini şu anda yeniden yazıyorum hepsini. Karnın sonuna geldim. Artık yakında inşallah L'ye geçeceğiz. KLM'e gidiyorum öyle. Her bir kelimeyi yeniden yazıyorum. Şimdi mesela 25 sene önce akıllı telefon var mıydı? Yok. Ben sana desen şöyle deseydim. Bir gün gelecek bir kitap, bir sayfa bir kitabın olacak. Bir sayfa. Her çevirdiğinde başka bir şey okuyacaksın. Anlar mıydın? Yani canlandıramazdım. Ama şimdi canlandırıyorsun. Şimdi bakın. Rüyada bakıyorum benim ekranıma bir mesaj düştü. Rüya görüyorsun. Ekranıma bir mesaj düştü. Ben telaşa kapıldım. Şöyle yaptım diyorsun. Şimdi telefon var mıydı ki tabir edilsin? Mesaj, ekran var mıydı ki tabir edilsin? Öyleyse bu yeni hayatımıza giren kavramlar, bu kavramlara bindirilen anlamlar. Rüyamda bir tweet atıyorum diyorsun mesela. Ne demek rüyada bir tweet atmak? Ne demek? Hocam bilmem. İşte bilmezsin. Bunları yeniden bu çağın sosyolojik değerleri üzerinden güncellemek mi lazım? Güncellemek gerekiyor. Eyvallah. Peki hocam, yönetmenim kaç dakika kaldı son? Dur, son şunu hızlıca sorayım. Dönem dönem görülen toplu olarak böyle yani toplumsal olarak görülen rüyalar da değişir mi? Tabii ki. Mesela problem toplum, neyse ona uygun bu toplumun görülüyor. En çok gördüğü rüya ne olabilir? Vallahi şu anda günümüz insanı yani bugün insanı çıkış arayışında hep. Kaostan çıkış arayışı içindeler. Herkes bir şekilde ya peygamberi görüyor, ya bir şeyhini görüyor, ya iyi bir adam görüyor, ya şunu görüyor. Bizim kesimin bana gelen rüyaları. Anlıyorum ki herkes bu karanlığın içinden bir çıkma şeyin içine giriyor. Yani bir çıkma geliyor. Çıkma arayışı var. O rüyaların ekseriyetinde bakılırsa da inşallah çıkış olacak. İyi bir çıkış olacak. Ama diyorsunuz genel insan. Görülen rüyalar bir tabii çıkış yani arayışı. Yani şimdi bir kanun indiği zaman mesela bahar kanunu yeryüzüne indiği zaman deve dikeni ben açmam demiyor yani. 10, hepsi açıyor. Hocam geçiyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hoş geldiniz.